Herkese merhabalar. Ben Muhammed Kocaoğlu. Bugünkü dersimizde sistem ve log'daki paket yapısını anlatacağım. Ben paket yapısını tasarımlarımda oldukça sık kullanıyorum ve bana çok fayda sağlıyor. Sizin de tasarımlarınızda kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer büyük bir tasarım yapıyorsanız, hele ki işin içinde formal verification var ise o zaman paket olmadan işin içinden çıkmanız pek mümkün olmuyor. Zaten formal verification metodolojilerine bakarsanız UVVM, OSVM, VHDL ile yazılmış bunlar. Ya da UVM System Verilog ile yazılmış. Bunlara bakarsanız dosyalarda paket kullanıldığını görürsünüz. Bütün fonksiyon, procedure, task, constant ne varsa bunlar genelde paket içinde tutuluyor. Burada ben bir görsel koydum paket kullanımını daha iyi anlatabilmek için. Sizin bir paketiniz olsun. İçinde fonksiyon, task, constant değerler var. Çok önemli değil. Bu tanımlamaları bütün modüllerde kullanmanız gerekiyor. Bu durumda bütün modüllerde ortak olarak kullanılacak tanımlamaları paket içinde yaparsınız. Gidip de her modülün içine tek tek kopyalamazsınız. Her yere tek tek kopyalarsanız aynı fonksiyonu ne olur? Bir süre sonra için içine çıkamaz hale gelirsiniz. Neden? Siz 5 tane fonksiyon, 5 tane modül olduğu zaman bir değişiklik gerekir. Gidersiniz hepsini tek tek değiştirmeniz gerekir. Fakat paket kullanıyorsanız tek bir yerde değiştirirsiniz. Zaten diğerleri bundan çağırıyor da iş hallolmuş olur. Peki paket yapısı Verilog'da var mı? Verilog'da paket yapısı yok. Bunun tam olarak karşılığı bir şey de yok. Include Compiler Directive diye bir şey var. Include Compiler Directive de paketle aynı görevi görmüyor. Ortak bir dosya oluyor orada. O dosyayı bu modüllerde yine aynı şekilde çağırıyorsunuz include diyerek, include direktifini kullanarak. Fakat ne yapıyor? Bu paket içinde ne varsa çağırdığınız yere gelip onu kopyalıyor. Kullansanız kullanmasanız. Pakette öyle bir şey yapmıyor. Gidip de bunu 5 yere, bütün içinin içeriğini 5 yere kopyalamıyor. Farklarından bir tanesi bu olarak söylenebilir. Şimdi bunları anlattıktan sonra Vivado'ya geçebiliriz. Şöyle çıkayım. Evet, Vivado'ya geldik. Ben Vivado projesini daha önce oluşturdum ders 17 packages adında ve bir tane tasarım dosyası, bir tane de simülasyon dosyası ekledim. Aritmetik Logic Unit tasarımı daha önce bir derste göstermiştim. O dosyayı doğrudan ekledim. Onu kullanabilirsiniz. Şöyle açalım. Ne vardı? Hızlıca bir hatırlayalım. Toplama, çıkarma, decrement, increment, tersleme, endleme, orlama, egzorlama işlemlerini yapan bir aritmetik logic unit birimi tasarlamıştık. Burada 3 girişimiz ve bir çıkışımız vardı. Şimdi ne yapacağız? Burada yaptığımız toplama, çıkarma, tersleme gibi işlemleri paket içinde tanımlayacağız fonksiyon olarak. Bu şekilde fonksiyonun paket için nasıl kullanılabileceğini de görmüş olacağız. Şöyle testbench dosyasına da bakalım. Testbench dosyası instantiate edilmiş hali ve AB değerler verilmiş. Opcode'un bütün değerleri sırasıyla denenmiş. Vivado'ya tekrardan dönelim ve paketi oluşturalım. Edo create design sources diyoruz. Next create file system verilog tb değil. AluPKG diyelim adına. AluPKG. Evet. Okey ve finish diyelim. Okey. Yes. Paketi oluşturduk. Çift tıklayarak açalım. Evet, paket açıldı. Burada otomatik olarak modül geldi. Biz ne yapıyoruz? Bunu package ismiyle değiştiriyoruz ve end package diyoruz. Şu noktalı virgülü de şuraya koyuyoruz. Arada istediğimiz tanımlamaları yapacağız. Peki neler yapalım? Mesela şurada bakın alu parametre tanımlanmış. Bunu bir alalım. Burada kalmasın. Paket içinde tanımlayalım. Hani mantıklıdır değildir. O değil, sadece paket içinde neler yapılabilir onu göstermek istiyorum. Şöyle parametre koyalım. Şimdi burada parametre yazmak çok tavsiye edilmiyor. Onun yerine const veya local param koyun diyorlar. Neden? Şimdi parametrenin amacı ne?
burada vardı. Başka bir yerden çağırıp üzerine bir şeyler yazılabilmesi değil mi? Parametre. Override. Override deniliyor. Burada siz şu test bench'te şuraya ne yaparsanız, ne sayı girerseniz şuradaki n değerinin önemi olmadan, default değerinin önemi olmadan bu n'ler onu değiştiriliyor. Fakat pakette parametre derseniz bu parametre üzerine bir şey yazılabilir şekilde bir değişken tanımlamış olmuyor. Onun yerine kafa karışık olmasın local param kullanın diyorlar. Bunu 8 olarak girelim. Ve ne yapalım? Bir önceki derste TypeDef'i göstermiştim. Kendi type'ımızı oluşturmuştuk. Logic. Kendi type'ımız n-1'den 0'a kadar gitsin. Ve bu ne demiştik? Muhammed tipinde. Yine Muhammed tipinde olsun. Muhammed D olsun. Sonrasında bir fonksiyon tanımlayalım. Ve bu fonksiyon ne yapsın? Toplama işlemi yapsın. Fonksiyon şimdi ne döneceğimizi söyleyeceğiz. Yani siz return diyeceksiniz. Return'de ne olacak? Muhammed T tipinde 8 bitlik bir sayı dönecek. Toplama yapacak 2 tane 8 bitlik sayı ve 8 bitlik sayı dönecek. Fonksiyonumuzun adı adalı olsun ve son olarak input parametreleri neler bunun? Muhammed T tipinde SLC A ve Muhammed T tipinde SLC B. Bunları tanımladık. Return SRC artı SRC B diyoruz. Şimdi addition'ı yaptık. Başka ne yapalım? Subtraction'ı. Subtraction'ı şöyle sub şeklinde yapabiliriz ve şurayı değiştiririz. Başka ne var? Tersleme var. Tersleme yalnızca bir giriş alıyor ve onu tersliyor. Başka ne var? End var. Or ve exor. Şunu inverse alı yapalım. Inverse adını da değiştirelim unutmadan. And or ve exor. Exor şu işaretle yapılıyordu. Or işareti hangisiydi? Or işareti şuydu. Ve son olarak end işareti de şu şekilde. Evet, adlarını değiştirdik. Operatörleri de değiştirdik. Şimdi aluya gelelim ve şu artıyı, eksileri hepsini fonksiyonla değiştirelim. Add alu dedik değil mi adına? Virgül. Evet. Şimdi bu add alu burada görünüyor mu? Hayır, görünmüyor. Görünebilmesi için import etmeniz lazım paketi. Import dedikten sonra paketimizin adı alu.pkg ve içindeki her şeyi import etmek istiyorum. İçindeki belli şeyleri de import edebilirsiniz. Eğer yıldız koyarsanız bütün her şeyi import etmiş olursunuz. Şu an burada n görünüyor. N 8 bit olarak. Add alu fonksiyonu görünüyor. Sub alu fonksiyonu görünüyor. İkisi de subtraction. Biri A'dan B'ye çıkıyor. Diğerini de A'dan 1. Bunu yapalım. Add alu A'ya 1 ekleniyor. Increment operatörü. Inverse alu var. Inverse alu'yu da ekleyelim. End alu var. Başka ne var? Or alu var. Bunların hepsini paket içinde tanımladık. Ve son olarak exor alu var. Bunu da tanımlayalım. Evet. Bütün hepsini operatörleri fonksiyon adlarıyla değiştirmiş olduk.
Bunu yaptıktan sonra ne yapacağız? Bunu yaptıktan sonra şurada paketi çağırmıştık. Bunu test bench'te de çağıralım. Ve test bench'te de ufak değişiklikler yapacağız. And artık burada tanımlanmasına gerek yok. Nerede tanımlandı? And paket içinde var. Paket içinden çekilecek. Şunu instantiate etmeye gerek yok artık. Herhangi bir parametre yok ortada. Evet, bu şekilde başka bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Bunları yaptıktan sonra simülasyonu koşabiliriz. Vivado'ya geliyorum ve şöyle run simulation diyorum. Herhangi bir hata yok. Program launch dedi. Model sim'in açılmasını bekleyelim. Model sim açıldı. Run all diyoruz. Ve şöyle şuna full, zoom full. F tuşuna basabilirsiniz klavyede. Bastığınız zaman zoom etmiş oldu. A'yı, B'yi ve Y'yi unsigned yapalım. Bakın 73 artı 42 115. 73'ten 42 çıkarsa 31. 73 1 azaltıldı. Decrement operatör. 73 1 artırıldı. Increment. Tersleme. Endleme. Orlama ve egzorlama. Gördüğünüz gibi ne yapmış olduk? Biz tekrardan dönelim şuraya. Bir paket oluşturduk. Paket içinde constant tanımladık. Kendi istediğimiz bir veri tipi oluşturduk. Fonksiyonlar tanımladık. Kendi oluşturduğumuz veri tipini fonksiyon içinde kullandık. Başka ne yapabiliriz? Mesela bir örnek daha vermek istiyorum. Hem bir sonraki derste ya da birkaç sonraki derste bunu anlatacağım. Onu da söylemiş olmuş olurum. Struct diyelim. Struct'ı anlatacağım ileriki derslerde. Struct da oldukça kullanışlı bir yapı. Muhammed T tipinde değişken 1 olsun. Muhammed T tipinde değişken 2 olsun. Ve bir tane de logic veri tipinde 32 bitlik bir değişken daha olsun. Evet. Bu da typeref dedik. My struct olsun. Bu şekilde struct'ı tanımlayabilirsiniz. Bunu ileriki derslerde anlatacağım. Benim bu derste göstereceklerim bu kadardı. Paket yapısını kullanmayı gösterdim. Daha sonra modüller içinde bunu nasıl import edebileceğimizi gösterdim. İçindeki fonksiyonları modül içinde nasıl kullanabileceğimizi gösterdim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.